Merhaba, ben Ebru Aykaç. Nasılsınız? Size şimdi kısa bir video çekeceğim. Neden kısa? Geçen cumartesi günü, hemen bak çenem düştü. Geçen cumartesi günü ilk kez böyle bir YouTube kanalına girdim. İşte böyle ne oluyormuş, ne bitiyormuş diye. Videolar 4 dakikadan fazla izlenmiyormuş dermişim. Şaka. Bu arada bununla alakalı Almanya'ya ve Azerbaycan'a çok selam söylüyorum. Çok değişik bir şey oldu bu. Oradan izliyorlarmış o yüzden. Sevgiler. Şimdi kısacık birkaç kitaptan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Gamze Arslan. Kendisi 2016 Yaşar Nabi Nayır ödülü almış. Bu aralar tabii bir de böyle hızlı konuştuğum için bır 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 yapabilirim. Bugün evdeyim. Demir de kreşte olduğu için herhalde bölünmeyecek diye düşünüyorum. Bu arada Göksel geliyormuş aradan. Ebru. Neyse. Bunu sevgili Kemal Varol tavsiye etmişti. Kemal Varol'un zaten kitaplarını her videomda genellikle söylüyorum. Çok böyle gerçekten duygu yüklü diye. Bu kitapta gerçekten hani böyle geçen gün Birgül'le sohbet ediyorduk. Birgül'le sohbet ederken dedi ki ya evet güzel kitap vardır vesairedir ama beni biraz kanırtması gerekiyor dedi. Biraz acıtması gerekiyor dedi. Bu kitap tam 70 sayfa, Varlık Yayınlarından çıkmış. Toplamda da zaten 7 tane öyküsü var. İlk iki öyküyü okuduğum zaman zaten direkt birdenbire bir büyülendim. Bana biraz şeyi hatırlattı ikinci öykü özellikle. Seray Şahiner'den Antabus'u defalarca söyledim okuyun 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 diye. Aynı zamanda oyunu da çok 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 başarılı. Bu kitap da biraz böyle bana onu anımsattı. Böyle ironileri var ve çok böyle kanatan, acıtan, aynı zamanda ruhunuza işleyen, sanki böyle yaralarınızı deşen gibi bir şey. Kısacık, çok dolu, çok güzel, gerçekten çok çok başarılı bir kitap. Mutlaka ve mutlaka alın ve okuyun. Fiyatı da çok uygun. Yeni yıl geliyor, yeni yılda belki hediye etmek istersiniz. Şöyle biraz yaklaştırayım, böyle hop. Bu. İkincisi, bu biraz değişik, Sincaplı Gece, Cem Akaş. Şimdi ben bununla ilgili şöyle bir yorum yaptım Instagram'da. Dedim ki yani sabit fikir, bana attığın kazık olsun dedim. Neden şimdi böyle bir şey söyledim? Şimdi aslında kitabın kapağı çok güzel. Kitabın içindeki konu da çok değişik. Daha önce hiç bu kadar değişik demek istiyorum. Yani parantez açıp bir kelime var, sürekli dilimin ucuna geliyor ama onu telaffuz etmek istemiyorum. Gerçekten çok değişik bir kitap. Böyle bir farklı farklı karakterler, olaylar, böyle ne oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Parça parça olduğu zaman aslında anlatmak istediği şeyler çok çok güzel. Fakat sanki ben bu kitabı okuduğum zaman o kadar fazla parça var ve o kadar dağınık ki bunların birleşimi ve tamamlanması olmamış gibi geldi. Yarım kalmış gibi geldi. Yani ama sonrasında ben bu kitapla ilgili böyle bir yorum yaptığımda biri bana dedi ki bu kitabın özelliği böyle. Daha önce dedi bir başka bir kitabında daha yapmıştı. Bunda da aynı şeyi yaptı dedi. O yüzden bu kısmı yani benim bu parçalar birleşmemiş, bütüne oturmamış, aslında verdiği mesajı, işlediği konu değişik vesaire olmuş olmasına rağmen toplamından memnun kalmadım dedim. Ama yazarın amacı buymuş, ben anlayamamışım, cahillik etmişim. O yüzden yani aslında yazarın amacı bu olduğu için yazar amacına ulaşmış. Ha diyorsanız ki eğer gerçekten ben böyle değişik bir şey okumadım, bu nedir diyorsanız gidip alıp okuyun diyorum. Yani farklı bir şey. Lanar Kız zaten okurken biraz anlatmıştım. Aslında son derece fantastikmiş gibi başlıyor. Bir bahsetmiştim, yazarımız var. İşte güneşin olmadığı bir ülkeye gidiyorlar falan filan ama sonrasında daha normale dönüyor. Aslında çok özel bir kitap. Çok dolu bir kitap. Altını çizdiğiniz birçok yer var. Çok da öyle hani fantastikle bütünleşmiş bir kitap değil. Gerçekten özel bir kitap. Çok nasıl anlatacağımı da bilemedim ama ben okuduğum için kendimi gerçekten iyi hissediyorum. O yüzden bunu da okuyun. Tim Parks, ben buradan okuyorum. Zaten dün galiba değil mi? Bir günde okudum, bitirdim. Dün zaten okurken sürekli böyle bir elimde bir kalem vırç 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 altını çiziyorum. İşte öncelikle şundan yani bir okursanız eğer, kitap okumayı seviyorsanız, içinde işte yazarlar geçiyor. Yazar olarak kendisini anlatıyor, fikirlerini anlatıyor. Birden böyle kaldım nedense. Bak yazdığım şeyi de unuttum.
ne bileyim mesela Murakami'den bahsediyor ya da farklı kitaplar karşınıza çıkartabiliyor ve en önemlisi her şeyi geçtim. Dili çok basit. Yani bu bir eleştiri ya da inceleme kitabı. Ben bunu okurken acaba zorlanabilir miyim gibi diye düşünüyorsanız bir önceki videomda da söylemiştim. Benim söylediğim kitaplar gerçekten herkesin okuyabileceği kitaplar diye. Bu da herkesin çok rahatlıkla ve keyifle okuyabileceği kitaplar. Dediğim gibi bazı fikirlerine katılırsınız, bazılarına katılmazsınız. Ama gerçekten çok keyifli. Çok da güzel olmuş. Teşekkür ediyorum Metis'e böyle güzel bir kitap bastığı için. Puşkin Tepeleri, bu da sabit fikirde seçilmiş bir kitap. Şimdi bu kitap için ne söyleyebilirim? Zaten 140 sayfa. Puntoları da gördüğünüz gibi gayet görebiliyor musunuz? Büyük büyük. O yüzden bunu da böyle bir günde hemen bir başlayıp bitirmiştim. Bu da değişik bir kitap. Puşkin Tepeleri. Doğru mu? Demin yanlış söylediğim gibi geldi. Geriye döndüm birden. Altını çizdiğim satırları oldu. Gerçekten böyle sağlam cümleleri var. Hoşuma gitti. Ama hani ya özellikle şunu anlatıyor, bunun için mutlaka alın, okuyun falan filan diyebileceğim bir şey değil ama keyifliydi. Böyle kalemle falan okudum. Güzeldi. Siz bilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi bugün Don Quixote 2'ye başlıyorum. Işıktan parlıyor. Biraz Don Quixote hakkında bir şeyler söylemek istedim. Gördüğünüz gibi aslında baktığınız zaman ben bunu Kazım Taşkent klasiklerinden okuyorum. Don Quixote zaten ilk kitabını yazdıktan sonra ikinci kitabı 10 yıl sonra yazmış. Böyle baktığınız zaman şöyle kocaman bir hengare gördüğünüz zaman evet gözünüz korkabilir. Bizim eskiden okuduğumuz Don Quixote'lar hani daha böyle kısaltılmış, küçük işte baktığınız zaman şu kadarcık falan kitaplar. Ama tabii ki farklı. Burada başladığı zaman işte bir ön sözü var vesaire. Zaten kitap normalde 52. ya da 58. sayfada falan başlıyor. Şimdi biz bunu biraz kalabalık arkadaşlarla okuyoruz. Okurken genelde böyle şey diyorlar. Çok güldüm, çok eğlendim falan. Evet doğru söylüyorlar. Ben de şey yazdım. Pınar'a kitabı bitirince dedim ki ya Pınar sen de okumuştun. Herkes çok eğlenceli, çok komik olduğunu söylüyor ama ben gülemiyorum dedim. O da bana dedi ki yıllardır yazılmış olan bir kitabı eleştirdiğini farkında mısın dedi. Ben de ona dedim ki hayır ben eleştirmiyorum. Bende bir anormallik var. Ben bu kitabı okurken gülemiyorum dedim. Şimdi kitabın içinde Don Quixote kahramanımız biliyorsunuz. Kahramanımızın işte aslında evet komik davranışları ve hareketleri var. Etrafındaki insanları ya da arkadaşları ya da işte yaveri diyecektim. Şey aklıma gelmedi tam. Sürekli ona gülüyor falan filan. Yapmayın efendim o öyle değil bu böyle değil falan gibi sahneleri var. Ben bu sahneleri okurken maalesef ki gülemedim. Aksine tabii ki çok sağlam bir ironiyle yazılmış. Aksine gülmek yerine ne bileyim böyle çok şey yaptım. Üzüldüm mü artık neyse öyle bir şey. Fakat bunun haricinde içinde geçen harika hikayeler var. Yani kim hikayeleri 3 sayfa, 5 sayfa, kim hikayeleri 30 sayfa, 40 sayfa. Ve ben bu hikayelerin içinde resmen ve resmen kayboldum. Yani kesinlikle ve kesinlikle eğer ki bu kitabı okumaktan korkuyor ya da çekiniyorsanız. Şimdi birincisi zaten ne zaman hangi kitaba el atsam. Zaten el attığımız kitaplarda sürekli geçen bazı kitaplar var. İşte biri Karamazov Kardeşler, öbürü Don Quixote gibi. Kesinlikle gözünüzü korkutmayın. Ben de zaten ikinci cilde başlıyorum. Harika bir kitap gerçekten. Mutlaka ve mutlaka okuyun. Gözünüzü kesinlikle korkutmayın. Bir de bu yıl bitmeden Aralık ayında bitirmek istediğim bazı kitaplar var. Bir tanesi Lucky. Lucky neden yarım kaldı? Lucky'de 185. sayfada kalmışım. Aslında Lucky yarım kalacak ya da yarım bırakılacak bir kitap değil. Birkaç ay önce kitabı aldım. Böyle keyifle hatırlıyorum o gün. Ebru Kadak'ta Seymenler'e gitmiştik. Çocuklar oradaydı. Seymenler'de böyle kahkaha falan atıyordum. Ebru duruyordu. Ne oldu diyordu. Gel gel bak bak diyordum. Şuraya bak ha ha falan şeklinde okuyordum. O gün o kadar çok keyiflendim ki dedim ki akşam olsun ve cumartesi günüydü. Akşam olsun falan filan dedim kahvemi yapayım keyifli okuyayım dedim. Birden böyle daldırdım. Bir baktım abi basım hatası var kitapta yaklaşık 60 sayfa kadar falan. Bütün böyle hevesim, böyle hafta sonum zindan oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Yaşadınız mı hiç bilmiyorum. Yani onu o gün okuyacağım diye planladığınız bir şeyi okuyamadığınız zaman ben çektiğim ızdırabı size gerçekten anlatamam. Kabus oldu ve sonrasında tabii gittim, değiştirdim falan filan ama o hala kaldı. Devam edemiyorum. Çünkü o gün okuyacağım diye o kadar çok kitlendim, o kadar çok heveslendim ki okuyamıyorum abi. Yani kaldı kaç ay geçti? 2 ay geçti hala okuyamıyorum. Ki kitap harika. Sezgin Kaymaz zaten harika. O yüzden işte Aralık bitmeden bunu okumam lazım. Çünkü size bir şey söyleyeceğim.
Bana genelde hep şey soruyorlar. Kaç kitap okudun? Ne kadar okudun? Hiç böyle işte saydın mı? Şu mu? Günde ne kadar okudun? Şimdiye kadar 38 yaşındayım. Ömrü hayatımda hiçbir zaman ayda ne kadar kitap okudum? Günde ne kadar kaç sayfa okuyorum? Falan filan gibi bir sayım, rapor vesaire falan filan olmamıştı. Geçen yıl Ocak ayıydı. Yani geçen yıl değil, bu yılın 2016'nın Ocak ayında Pınar'la buluşmuştuk. Benim bir ara çok dişim ağrıyordu. Dişçiden de çok korkuyorum. Pınar beni kendi dişçisini zorla sürükleye sürükleye götürmüştü. Pınar Pinicuaz. Ondan sonra oraya gittiğimizde İmge Kitap Evi'ne gitmiştik. Oturmuştuk, sohbet ediyorduk. İşte ne kadar okudum falan filan diye. Baktım, aa dedim, bilmiyorum ki falan filan. Sonrasında bana dedi ki, gel dedi bu yıl dedi Muku, Pınar, ben üçümüzünkini tutalım. Sen dedi her kitabı bitirdikçe bana at. Ben şimdi kitapları bitirdikçe sayfasını böyle mesela bitirmiş bir tane, bitirdiğim bir tanesinden göstereyim mesela. Bazı notlar yazarak kendisine atıyorum. Bazılarına şey yazmışım. Arada böyle dönüp bakıyorum, diyorum ki of çok efsaneydi, çok güzeldi. Pınar mutlaka yapış şöyleydi. Bir tanesine yazmışım. Pınar bunu niye okudum ki falan. Hani size bile söyleyemediklerimi. Ondan sonra şimdi Aralık ayı da geliyor ya. Benim de elimde biraz böyle yarımlarım var. Başladığım işte 100 sayfa okudum, 150 sayfa okudum. Tabii istiyorum ki onlar da girsin. Madem ömrü hayatımda bir kere tutuyorum. Pınar da sağ olsun, Allah'tan dedik ki kısa video dedik, 11 dakika olmuş. Pınar da sağ olsun şey yapıyor, böyle kadın yazar, erkek yazar, hangi yayın evi falan filan 3 aydan 3 aya atıyor aslında. Kaç kitap okunmuş, kaç sayfa okunmuş, hangi yayın evinden daha çok okunmuş, kadın yazar mı, erkek yazar mı, Türk yazar mı, yabancı yazar mı falan filan. 31 Aralık'ta son 31 Aralık'a kadar okuduklarımızı vereceğiz. Bakalım ne çıkacak, çok merakla bekliyorum. O yüzden bu yarımlarımı da bitirmek istiyorum. Belki o bahane eder ve hevesimi tekrar geri getirirse Sezgin Kaymaz'ı okumak istiyorum. Mehmet Eroğlu'nun Fay Kırıkları'nın üçlemesi vardı biliyorsunuz. İlk iki kitabını okumuştum. Şimdi Rojin kaldı, üçüncü. Bunu da okumak istiyorum. Bir de şöyle bir kitap var. Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından almıştım. Karar Anı diye. Gerçekten çok çok keyifli. Aslında birkaç böyle kısa kısa yapmıştım ama bu da biraz yarım kaldı. Bu arada bu Boğaziçi Üniversitesi'nin kağıt ve basım kalitesi gerçekten çok iyi. Bunu da okumak istiyorum. Bunları araya sıkıştırıp bitirmek istiyorum. Bu arada birkaç bir şey daha söylemek istedim. Bu bir kütüphaneler turu diye bir şey izledim ama zaten hani bir kere de hikayede de paylaşmıştım. Murat Gülsoy'u söylemişlerdi. Bir de onun haricinde Ercan Kesal, Pelin Batu, Hakan Bıçakçı'yı da izledim. Onlar da Ercan Kesal'ın bu arada Cinaydınız kitabını okumuştum. Onu da çok paylaşmadım ama çok çok yaralı bir kitaptı. O yüzden adamın kitaplığında tur yaparlarken şöyle bir şey söyledi. Şu kitap için bakın, burada Mühürlenmiş Zaman diye bir kitap var. Bu kitap için dedi ki hani dedi ıssız bir adaya gittiğinizde yanınızda 3 şey olsun dersiniz. Bakın siz bana 5 kitap seçin diyorsunuz ama ben size 5 kitap seçmiyorum, ondan bahsetmiyorum. Yanınıza 3 şey alın derseniz dedi, o alacağım şey her neyse dedi, biri bu olur dedi, Mühürlenmiş Zaman. Bu yüzden bunu da bu Aralık ayı içerisinde okumayı düşünüyorum. Aynı zamanda bir de raftan şöyle bir kitap çıkarttı. Bu biraz hacimli. Bunu Aralık ayında okumam söz konusu olamaz ama ufak ufak okuyacağımı düşünüyorum. Hüzünlü Dönenceler. Bu kitap içinde tuttu bunu çıkarttı ve dedi ki lütfen bu kitabı okuyun dedi. Tabii ki. Söz dinlerim ben, söz dinlerim. Bir de sürgünü anlatan bir kitap dedi. Edward Said, bilmiyorum yanlış söylüyor olabilirim. Kış Ruhu, bunu da okuyacağım. Hakan Bıçakçı da şey demişti. Hani bu testereler, işte bilmem neler, neydi? Hosteller falan filan, bu sinema çılgınlığı ile ilgili sinema savaşlarından bahsetti. Metis'ten çıkan kitap. İşte her şey bu Amerika'nın bilmem nesi oyunları falan filan bundan çıkıyor dedi. Bunu da o yüzden aldım. Bunu yetiştirir miyim bilemiyorum. Güya kısa olsun dedim. Bir de şey çekebilirim sonrasında. Bu arada bakın arkadaşlar, bugün günlerden Perşembe. Cumhuriyet Kitap Eki aldım. Evet. Yeni yılla ilgili belki video çekebilirim. Yeni yılda ne hediye edebilirsiniz diye. Geçen yıl çekmişim, baktım. Kendinize iyi bakın. Bır 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 konuştum gene. Hoşça kalın.